Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hukuk devletiyle ilgili, yargılama ile ilgili olumlu bir gelişme yaşadık bugün. Biliyorsunuz bu konularda ben ve bizler herhalde pek çoğumuz yargılamaların neden yapıldığı ile ilgileniyoruz. Kimin yargılandığıyla ilgileniyoruz. İsim elbette çok önemli ama haber açısından önemli. Hukuk açısından hiç önemli değil. O nedenle adalet heykelciğinin gözü, iki gözü de kapalıdır. Elinde terazi vardır. Neden? Yargıladığı kişiyi görmesin diye. Yargıç ve savcı ideolojik takılmasın diye. Kuralcı olsun, kanuncu olsun, hukukun üstünlüğü ilkesinden vazgeçmesin diye. Türkiye işte bu özelliğini kaybetmişti son zamanlarda, son yıllarda. Ama görebildiğim kadarıyla artık yeniden hukuk devletine dönüş yapmaktan başka hiçbir çaremizin olmadığı anlaşılmış gibi görünüyor. Evet, uzattım. Şebnem Korur Fincancı tahliye oldu. Şebnem Korur Fincancı'nın tahliyesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir yargıcın, tahliye kararı veren yargıcın anayasaya ne kadar sadakatle bağlı olduğunun güzel bir kanıtıdır. Ama savcı itiraz etmiş yine. Bir başka yine yargıç görevlendirirlerse o yargıç Şebnem Hanımefendi'yi tekrar cezaevine koyabilir. Peki hukuk nerede? Hukuk yoksa devlet yok. Devlet yoksa denetim yok. Denetim yoksa huzur da yok, refah da yok. Hiçbir şey yok canlarım. Bu açıdan Şebnem Korur Fincancı Hanımefendi'nin tahliyesi hepimiz için çok değerlidir. Partimiz ne olursa olsun, dinimiz, dilimiz, ırkımız, siyasi görüşümüz, ideolojimiz ne olursa olsun Şebnem Hanımefendi'nin tahliyesi harika bir olaydır. Şimdi sırada Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, 28 Şubat'ta darbe yaptıkları yalanıyla, suçlamasıyla cezaevine atılan o yaşlı, tabii ki yaşlı, 80'in üzerinde yaşı olan ve hemen hepsi hasta olan generaller ve neyle suçlandıklarını kendilerinin de bilmedikleri, suçlayan savcının bile bilmediği, yargılayan yargıcın hiç zaten haberinin olmadığı ama bir kişinin imzasıyla hapiste yatan on binlerce KHK'lı da hemen derhal tahliye edilmeli. Derhal. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası itibarını geri getirir mi? Tamamını değil. Ama en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasaya saygılı bir hükümet tarafından idare olunabileceğini gösteriyor, işaretlerini veriyor, umudu yaratır. Ha isterse ondan sonra tekrar AKP'li bir aday cumhurbaşkanı seçilsin, zamanında yapılabilecek bir seçimde. Benim için hiç önemli değil. Üstüne basa basa söylüyorum, benim için ülkeyi kimin yöneteceği hiç önemli değil, umurumda bile değil. Kimin yöneteceği? Ben ülkemin nasıl yönetileceğiyle ilgileniyorum. Gelişmiş batılı ülkelerde ideolojik yaklaşım politikalardan artık neredeyse hemen hemen tamamen temizlenmiştir. Avrupalılar, gelişmiş Avrupalılar, Amerikalılar, Kanadalılar, onlardan daha batıdaki Güney Koreliler, Japonlar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar gibi bu ülkeler ideolojiden arınmış siyasetçiler, devlet insanları, bürokratlar tarafından yönetildiği için çok başarılılar, zenginler. Krizler geliyor, geçiyor, gidiyor. Ama zenginliklerinde bir eksilme, bir azalma yok. Neden? Çünkü o ülkeler kural koyucu anlayışla yönetiliyorlar. Yani hukukun üstünlüğü ilkesinden sapmıyorlar. Yani demokrasiden taviz vermiyorlar. Demokrasiye de, hukukun üstünlüğü ilkesine de, kuvvetler ayrılığı ilkesine de, bağımsız yargıya da, insan haklarına da.
haliyle bütün temel hak ve özgürlüklere sıkı sıkıya sarılmışlar. Birbirleriyle tartışıyorlar, birbirleriyle müzakere ediyorlar ama birbirleriyle kavga etmiyorlar, birbirlerini öldürmüyorlar. Ama gelin bakın, totaliter rejimlere bakın, gelin Rusya'ya bakın mesela, onun altındaki Türkiye devletlere bakın yine mesela. Zengin varlıklı ama insani girişmişliğini sağlayamamış Arap ülkelerine bakın mesela. Yani zengin bir ülke ille de demokratik hukuk devletidir diye bir kural yok. Tabiat vermiş. Vermiş vereceği kadar tabiat. Ama onlar da akıllarını kullanmışlar. Kendilerini zengin etmişler en azından. Ama demokrasi yok, hukuk devleti yok. Kimlerden bahsettiğimi anladınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar demokrat olmadıkları için kavga ettiği, katil diye suçladığı o Arap ülkelerinden, petrol zengini Arap ülkelerinden söz ediyorum. Evet, onlar zengin ama onlar demokrasi ve hukuk fakiri. Hindistan çok zengin bir ülke değil ama demokrat bir ülke. Demek ki zengin olmak ille de demokrat olmayı getirmediği gibi demokrat olmak ille de zenginliği de getirmiyor. Önemli olan ülkelerin insani gelişmişliklerinin kesinlikle sağlanması. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 200 milyon. O kadar insana istihdam yaratmak kolay değil. Ülkenin kaynakları belli ama son dönemlerde bakıyoruz, o Hindistan bizi geldi, geçti ve belli ki önümüzdeki süreçte daha da geçecek. Her şeye rağmen şimdilik halen demokrasiden vazgeçmiyorlar. O milyarca insan, 1 milyardan fazla insan demokratik bir kültürle idare olunuyorlar. Neden? Temeli İngiliz kültürü. Yani dünyadaki demokrasinin yaratıcılarının kültürü temelinde o var. Efendim Gandhi, Mahatma Gandhi büyük lider. Şiddete karşı şiddetsizlik göstererek Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturdu. Öyle mi? Elbette ama elhak bir doğru daha var. İngilizler akıllı insanlar. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren öylesine kalabalık, öylesine sorunları çok olan bir devletin sahibi olmak işlerine gelmedi. Ve son derecede akılcı hareket ettiler. Hem bütün dünyanın gözünde demokrat İngilizler olarak yer ettiler. Hem de Hintlilere özgürlüklerini, bağımsızlıklarını verdiler. Onunla beraber de Hintliler İngilizlerin demokrasi ve hukuk kültürüne bağlı kalmaya devam ettiler. Bir kere bile askeri darbe yapmadılar. Hem de neler yaşandığı halde. Ya. Canlarım, şimdi geleyim dün gece attığım 3 tweet'e. İlhan Kesici'yi Habertürk ekranlarında dinledim en baştan en sonuna kadar. En son Allah'a ısmarladı işine kadar izledim. Sonra da Habertürk'te kaldım. Kübra Par'ın bir programı vardı. Onu izledim. Ve İyi Parti genel başkan yardımcılarından biriymiş. Samimiyetle itiraf edeyim ki tanımıyordum. Bilmiyordum. İlk kez dün gece adını duydum. Ve kendisinin ekranda ilk kez gördüm. Profesörmüş. Ümit Özlale. Sakin de bir insan. Baktığınız zaman dış görünüşü itibariyle de uygar, çağdaş bir insana benziyor. Herhalde de öyledir büyük ihtimalle. Ama öyle laflar etti, öyle laflar etti ki dayanamadım. Ben de 3 tweet paylaştım. Şimdi o Twitter'daki izleyici takipçilerimle paylaştığım 3 tweet'i sizlerle de paylaşacağım. Bakın Ümit Bey'in lafları üzerine ne dedim. İyi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'la bombanın pimini çekti ve altılı masanın orta yerine bıraktı. Bunlar Akşener'den izinsiz söylenmiş olamaz. Ümit Özlale elindeki bombayı masanın üzerine bıraktıktan sonra bir başka bomba daha çıkardı. Onun da pimini çekti. Onun üzerine bakın ne dedim. Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etmezse Deva Altılı İttifak'tan ayrılmak zorunda kalabilir. İYİ Parti altılı masayı yıkmak için delil biriktiriyor. Evet. Birinciden öyle bir kırmızı çizgiden bahsetti ki HDP'yi öylesine aşağıladı ki HDP'yi yani Türkiye'nin üçüncü büyük partisini kendisinden sadece iki saat önce aynı ekrana çıkan HDP eş genel başkanının konuşmalarını belli ki dinlememiş. Profesör Mithat Sancar terör örgütüyle aralarında hiçbir bağ olmadığını, neden olmayacağını o kadar samimi anlattı ki ama bir de anlayış bekledi. Bu anlayışı Mithat Sancar'a da, Pervin Buldan'a da, HDP'li diğer bütün milletvekillerine de milletçe göstermeliyiz. Terörün hepsine lanetler olsun. Ne kadar terörist varsa yeryüzünde hepsini Tanrı kahretsin ama öncelikle de insanlar, devletler bunlarla yargı yoluyla ya da parlamentoları aracılığıyla uzlaşsınlar, uzlaşmalılar canlarım. Ümit Özdağ'la öyle laflar etti, öyle laflar etti ki biz artık dedik ki bu gece herhalde altılı masa dağılır. O kadar ağır laflar etti. İlle de Deva Partisi için söyledikleri, Ali Babacan için söyledikleri siyasi nezaketten tamamen uzak şeylerdi. Onun için Meral Hanım'ın haberi olmamış olamaz demek istedim. Üçüncü tweetim de şöyleydi. Ümit Özlale'yi dinlerken İYİ Parti neden Cumhur İttifakı'nda değil de Millet İttifakı'nda sorusuna cevap arıyorum. Canlarım. İYİ Parti'nin ilk kurulduğu günden beri neredeyse benim bir iddiam var biliyorsunuz. Ben bu iddiamda samimiyim. İddiamda yanılmayı da çok istediğimi defalarca söyledim. Ama ne yazık ki zaman geçtikçe ben haklı çıkıyorum. Keşke yanılsam, keşke haksız çıksam. Ne diyordum ben? MHP'yi ikiye böldüler. Kim böldü? Oyun kurucular. Her zaman söylüyorum. Türkiye'de oyunu siyasetçiler kurmaz. Türkiye'de oyunu daha büyük, daha yukarıdaki ülkenin yönetiminde resmen görev almayan çevreler kurar. Onlar kimileri emekli askerdir. İçinde hala muazzaf asker olan var mıdır bilmiyorum. Kimileri emekli emniyetçilerdir, kimileri emekli ya da halen görevde olan akademisyenlerdir. Bunların kimileri dini kanaat önderleridir. Kimileri medyada çok etkin kişilerdir. Ve kimileri de Türk ekonomisinde çok önemli görevler almış ve ekonomiyi değil, yönetebilecek ve yönlendirebilecek kadar maddi ve idari güce sahip olanlardır diyorum değil mi? Oyun kurucular bunlardır. Bu oyun kurucular MHP'nin %12'yi %13'i aşabilme ihtimali olmadığını gördüler. Oysa HDP MHP'den çok daha büyük potansiyele sahip olduğunu en son yapılan seçimlerde bilhassa 2015 seçimlerinde göstermişti. Ve oyun kurucular dediler ki MHP'yi ikiye böleceğiz. Birinin başına merkez sağmış gibi görünen Meral Akşener'i koyacağız. Diğeri Devlet Bahçeli yönetiminde kalacak. Ama bu iki taraf sanki birbirine düşmanmış gibi bu ayrımı genel kurulla Meral Akşener'i sokturmayarak yapacağız. Bakın ben senaryo kuruyorum. Ama bunu yeni kurmuyorum ki. 4 yıldır aynı senaryoyu anlatıyorum. Nitekim aynen öyle oldu. Ne demiştim? MHP %12 geçemez ama
İyi Parti merkez sağdaymış gibi görünürse o da %13-14 belki de daha yüksek oy alır. MHP biraz düşebilir ama ikisinin oyları %20'yi geçer demiştim, değil mi? Geçti mi? Geçti. Orada haklı çıktım bir. İkincisi ne diyordum? MHP'yi AKP'nin yanına koyarak AKP'nin HDP ile yakınlaşmasının önüne geçecekler. İyi Parti'yi CHP'nin yanına koyarak CHP'nin HDP ile yakınlaşmasının önüne geçecekler. Oyun kurucuların hedefinde bir tek parti var. HDP. Oyun kurucular HDP'yi eski kafalı oldukları için kendileri hala HDP'yi oyun dışında bırakırsalar Türkiye'yi çok rahat yönetebileceklerini zannediyorlar. Ama terörü nasıl bitireceklerini hala kafalarının bir yerine net olarak yazmış değiller. Terörü de Süleyman Soylu yöntemiyle bitirir zannettiler. Bitmiyor. Bitmez, bitirilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde, ne İspanya'sında, ne İngiltere'sinde terör böyle bitirilebilmiştir. Hayır, iki ülkede de terör parlamento ve terör örgütüyle siyasi ilişki kurabilen legal partiler aracılığıyla bitirilmiştir. Bakın İspanya harika bir ülke haline geldi. Terör yok. Ekonomisi 35 ile 40 bin dolar arasında kişi başına milli geliri yakaladılar. Çok değil daha. 7-8 sene öncesine kadar İspanya'nın kişi başına milli geliri 5-6 bin dolarlardaydı. Evet, şimdi harika gelişmiş bir ülke oldular. Olağanüstü üst düzeyde küresel sermaye yatırımı çektiler. Dünyanın en büyük şirketlerini ürettiler. İsim vermeyeceğim ama giyim konusunda bilhassa bilenler bilirler. İngiltere İra belasından kurtuldu. Harika, huzurlu bir devlet haline geldi. Bizde hala terörden beslenen siyasi partiler var. Ve bu siyasi partiler çok güçlüler. İşte ben Ümit Özlale'de onu gördüm. Artık ne kadar haklı olduğumu görmenin de üzüntüsünü yaşadım. Buna rağmen, bakın tekrarlıyorum, buna rağmen altılı masa dağıtılamayacak. Çok isteyecekler dağıtmayı. Ancak şunu da görüyorlar. Nasıl ki diğer partilerin genel başkanları Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan ya da hatta Temel Karamollaoğlu seçmenlerine hadi dönün Tayyip Bey'e oy veriyoruz derseler hiçbir seçmen arkalarından gitmeyecekse Meral Akşener'in de kimseye arkasından gitmeyecektir. Meral Akşener seçimden bir gün önce biz vazgeçtik bundan. Biz Sayın Erdoğan zamanında yapılacak bir seçim değil diyelim. Erken seçim kararı alındı. Erdoğan da aday. Biz Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylıyoruz derse Meral Hanım'ın arkasından çoluk çocuğu bile gitmez. Neden? Çünkü o partinin milyonlarca seçmeni Recep Tayyip Erdoğan'ın nefretiyle o partideler. Meral Akşener sevdasından değil. Meral Akşener'in ne özelliği var? Hiçbir özelliği yok. Aksine sürekli mızıkçılık yapıyor. Ama o insanlar Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımıyla bir yerlere gelmesinden memnunlar o milyonlarca seçmen. O milyonlarca seçmen Recep Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyetinden ancak altılı masanın birlikte olmasıyla kurtulacağının farkındalar. O insanlar şunun da farkındalar. Eğer İyi Parti HDP ile kavga etmez, HDP altılı ittifakın mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi durumunda aday çıkarmayacağı konusunda uzlaşmacı bir tavır takınırlarsa İyi Partili milyonlarca seçmen bayram edecekler. Nereden biliyorum? Kendim takip ediyorum, izliyorum. İyi Parti'nin her oyun bozanlığında Meral Akşener'in ya da Meral Akşener'in yardımcılarından birinin her oyun bozanlığında İyi Partili düzgün, vicdan sahibi, baskıdan arınmak isteyen, Türkiye'nin artık soyulmasına rıza gösteremeyen İyi Partili seçmenler Meral Akşener'e öfke duyuyorlar. Çok kızıyorlar ona veya da Meral Akşener'in yanındakileri. Bunu görüyorum artık. Biliyorum, hissediyorum. Ve diyorum ki sevgili Meral, kardeşim,
Bak gel, ideolojini bir tarafa bırak. Bak HDP ideolojisini bir tarafa koydu bıraktı, kapıyı açık tutuyor. İdeolojiyle bir yere varamazsın Meral. Eğer ideolojinin tutsağı olarak devam edeceksen git Devlet abinin yanında siyaset yap kardeşim. Senin ne işin var merkez sağda? Merkez sağ demek liberal demokrasi demek. E sen liberal de değilsin, demokrat da değilsin Meral. Ne işin var kızım kardeşim benim? En azından bırak seçmenin ne yaparsa yapsın. Bırak. Ama seçmenlerinin morallerini bozuyorsun. Sadece seçmenlerinin morallerini bozmuyorsun. Milyonlarca CHP'linin, 1 milyondan fazla Deva Partili'nin, Gelecek Partili'nin, Saadet Partili'nin, isterse 100 bin, 150 bin olsun, 40 bin olsun Demokrat Partili'nin de moralini bozuyorsun. Onların da morallerini yerle bir ediyorsun. Etme Meral, etme kardeşim benim ya. Lütfen kural koyucu anlayışa gel artık Meral. İdeolojiyle bu iş yürümez. Bak DYP'deyken de ideologtun. MHP'liğinden asla o günde vazgeçmiyordun. Değil mi Meral? Ama artık vazgeç kardeşim. Yok vazgeçmiyorsan git. Git Cumhur İttifakı'nın yanında. Kökten milliyetçili bir siyaset yap. Helal olsun kardeşim. Tayyip Bey seçersen de buyur seç. Erken seçim kararı sizin oylarınız alınacaksa da buyur al. Hadi bir dene Meral. Bir dene kardeşim görelim. Ama bu HDP'yi, HDP'li seçmeni düşmanlaştırma. Yapma kardeşim. Etme, eyleme sevgili Meral. Ya canlarım, bakın tekrarlıyorum. İyi Parti Genel Başkanı ve İyi Parti yönetimi ne yaparsa yapsın. İstediklerini söylesinler. İsterse altılı masanın ortasına nükleer bomba bıraksınlar. Bu altılı masanın seçmenlerini dağıtamayacaklar. Ha Meral Akşener parlamento seçimleri için istediği gibi propaganda yapar. HDP'ye hakaret eder, HDP'yle kavga eder. O beni ilgilendirmez. İnanın seçmeni de ilgilendirmez. Ama sen Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarına %100 ihtiyaç olunan bir partiyi böylesine aşağılarsan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu halka kaybettirirsin. Totaliterizmin devamını sağlarsın Meral. Ve tarih seni affetmez, millet de seni affetmez, biz de seni affetmeyiz. Evet canlarım, bu nedenle İyi Partili seçmenlere inanın. İyi Partili seçmenlere güvenin. İyi Partili seçmenler bu saatten sonra AKP zihniyetine ve AKP'nin adayına, hele Recep Tayyip Erdoğan'a asla oy vermezler. Hele Meral Akşener partisini ikna eder de Erdoğan'ın istediği tarihte bir seçim kararına oy verirse İyi Partili seçmenler Meral Hanım'ı ve arkadaşlarını sokağa çıkartmazlar. Not edin, dede demişti dersiniz, yine haklı çıkacağım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim ve tahammülü elden bırakmayın. Çünkü çok güzel günler göreceğiz.